أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kıymetli genç kardeşlerim, değerli büyüklerim, hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Bir gençlik buluşmasında, Türkiye'nin güzide bir üniversitesinde sizinle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Bu tür içtimaları böyle hayatın istasyonlarından bir istasyon gibi görüyorum. Niçin istasyon olarak isimlendiriyor? Çünkü yollardaki istasyonlar, duraklar hep akışı bir an için durduran bir mola gibi. Bizimki de öyle. Bir mola yapıyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Bir şeyleri değerlendiriyoruz, paylaşıyoruz. Bazen konuşan biz oluyoruz, bazen konuşan başkaları oluyor. İleride bir günde konuşan sizler olacaksınız. Hayat bu akış içerisinde değil mi ki sizi gün yüzüne çıkarmış, gün gelecek size de rol verecek. Bu böyle. Akış deyince bir başlangıcı olduğu, akış deyince bunun ilerlediği bir süreç, bir sonuç, bir menzil olduğu düşüncesi hemen içimizde belir veriyor. Hepimiz cebimizde başlangıca dair tarihi taşıyoruz. Bizim kimliğimizin bir parçası doğum tarihimiz dediğimiz ilginç bir şey. Buraya ilk defa geldiğimiz, bu şehirler arası bilet gibi bir şey değil. Bir şehirden bir şehire gittiğiniz şu tarihte, bu dünyaya geldiğiniz. Ama bu soru kendi içinde nereden geldiğimiz, öncesinde ne olduğumuza dair belirsizlikler barındırıyor. Sadece yıldan yıla kutluyoruz ama böyle uçurumun kenarı gibi öncesini hiç bilmediğimiz bir şey. Ama bunu içselleştirmişiz, kanıksamışız, herkes böyle yapıyor. Kimse orasını kurcalamıyor. Hani derler ya, iki boyutlu düzlemde aşağıyı yukarıyı kimse konuşmazmış. Öyle bir şey yokmuş. Kavram da yokmuş. Yani iki boyutlu düzlemde varlık gibi düşünün kendinizi. Orada aşağı yok, yukarı yok. Sadece böyle düzlemdesiniz. Bunlar tabu gibi. Aşağıyı konuşmak, yukarıyı konuşmak. Üçüncü boyutu. Hayatın da böyle bir boyutu var. Konuşulması tabu gibi. Yasak gibi veya insanlar konuşmayı tercih etmezler. Kabullenmişlerdir. Doğum öncesi dediğiniz hadiseyle alakalı pek bir yerde bir şey konuşulduğunu görmezsiniz. Ama hayatımızın bir parçası ve sizin gençliğinizin en önemli yanı aslında o. Nitekim o biraz eskiyince, o doğum tarihiniz, artık genç diye sayılmayacaksınız. Bir 10 sene, 15 sene sonra o doğum tarihiniz artık eskiyecek ve orta yaşlı sayılacaksınız. Bu arada şöyle bir kendi tecrübemden bir şey söyleyeyim. İnsanın kendi doğum tarihi hep genç bir doğum tarihi gibi geliyor kendisine. Yani bana göre 1974 hep gençlerin doğduğu yıldır. Ve 74'lüler hep gençtir. Ben birine doğum tarihini sorduğumda 74 diyorsa, aa gençmişsiniz diyor. Meğer herkes için öyleymiş. O ne kadar eskiyse eskisin, sizin doğum tarihiniz hep size öyle geliyor.
Hani derler ya, imam musalladaki cenaze ile ilgili konuşuyormuş. İşte şöyleymiş, işte böyleymiş, işte şöyleymiş. Ölmüş rahmetli amca falan diye. Sonra bir ara onun viladeti kaç demiş yani bu meyyitin. Demişler ki işte 64'lü. Meğer imam kendisi 60'lıymış. Ya demiş, bu çok gençmiş. Yani bildiğin gencecik yaşta vefat etmiş. Kendisi ondan daha büyük ya. Yani. Böyle bir şey. Ama biz bu sürecin içerisinde hadi geçmişte bıraktık doğum tarihini, çok kurcalamayalım dedik. Ama bizimle ilgili birilerinin başka bir planı var. Bizim daha doğduğumuzda nüfusta bebek olarak dünyaya geldiğimizde ilk defa kaydımızın işlendiği yer nüfus müdürlüğü. Bilgi oraya gidiyor. Böyle bir vatandaş dünyaya geldi diye. Anası babası şöyle ad koydu. Şu vakitte şu saatte doğdu diye. Oradaki doğum hanemizin yanına bir hane daha açmışlar. Bize sormadan açmışlar. Ve o hanenin adını da yazmışlar. Ölüm tarihi yazıyor. Hani gidip görseniz size garip gelir. İsterseniz gidin bakın. Kütük de orada var. Adınız yazıyor. Aşağıda yukarıda sizin atalarınız da var. Ve bana niçin bu haneyi açtınız deseniz, valla senin yukarıdakiler hep öldüler, sen de öleceksin diye açtık derler. Bak yukarıda ulu deden yanında ölüm tarihi yazıyor. Çoğumuzun belki dedesinin de ölüm tarihi şimdiye kadar belirlenmiştir. Bu iki olayı tespit etmek ve bunun bilincinde olmak, hayatı doğru yaşamanın en önemli argümanları, en önemli bileşenlerinden diyelim. Çünkü hayatın iki ucunu tutan iki parantez gibi. Birisi açıyor, birisi kapatıyor. Doğum tarihi açıyor hayatı, isteseniz de istemeseniz de böyle. Ölüm tarihi de kapatıyor. Ve biz bu ikisinin arasında yaşıyoruz. Ve akışı durduramıyoruz. İstesek de genç kalamıyoruz, yaşlanıyoruz. Çok beğensek de 17 yaşımıza tutunup kalamıyoruz. 18 illaki geliyor. Çoğunuz 18'i falan geçtiniz biliyorum. Artık 17'yi bizim kadar özlemeseniz de en azından her ikimiz açısından da mazi oldu. Bu da bizim için teselli oluyor. Bir hoca emekli olmuştu. Emekli olduktan sonra hocamız gelmiş dolaşmış. Pek bir itibar görmemiş. Yani millet içinde gücünde hocalar, onun yetiştirdiği hocalar derse giriyorlar, çıkıyorlar. Yani hocanın geldiğinde ne haberi olsun? Kırmızı halı mı sereceklerdi? Biraz dolaşmış, bakmış, birkaç kişiyle belki karşılaştı. Ayaküstü milletin işi, gücü varken. Ve onun işi yok. Aranıyor ki birileriyle muhabbet etsin. Üzülmüş, gitmiş. Aradan bir zaman geçmiş, hocayı hatırlamışlar. Ya hoca epeydir gelmiyor diye. Onu çağırmışlar. Gel hocam işte konuş diye. Hoca gelmiş, tabii sitem etmiş. Ve sitem ederken ben oradaydım dedi ki, evet, haklısınız. Ben bir daha sizin olduğunuz yere gelmeyeceğim. Bir daha o odalarda bir yerim olmayacak, o sınıflarda olmayacağım. Bu doğru. Ama benim olduğum yere hepiniz geleceksiniz. Bunu düşündükçe teselli oluyorum. Dolayısıyla hayat bu akışı itibariyle Arapların dediği gibi el-vaktu kes-seyf, vakit bir kılıç gibi in lem taqta'hu, sen onu kesmezsen yaqta'k. O seni kesiyor. O bakımdan elimizde bir pil varsa, hani Matrix'te insan bir pil gibi gösteriliyor. O pilin yüzdelik dilimleri kesinlikle zamanımız. Sahip olduğumuz vakit. Elimizde bulunan bu vakit. Peki bu vakti ben nasıl değerlendireceğim? Hayattaki en önemli soru bu olsa gerek. Çünkü hele hele hayatın baharında olan biri açısından hayatımı nasıl değerlendireyim? Edebiyatta bir akım vardı ve bana çok garip gelirdi. Belki aramızda edebiyatçı hoca vardır, alınmasın. Ben anlamadığım bir alan için, olduğu için de öyle olabilir. Yani bir akım varmış, edebiyat halk için diye olan. Yani yazarsınız, çizersiniz, anladığım kadarıyla söylüyorum. İnsanlar da okurlar bunları. İşte arada bir iletişim olur, bilgi akışı olur. Güzel, faydalı bir şey. Yani edebiyatın halk için olan örneğini anlayabiliyorum.
Ama bir çeşit daha varmış ki edebiyat için olan edebiyat. Ben ona kilitleniyorum. Belki biraz mühendislik şeyimle, yani X için X gibi oluyor bende. Bir şeyin hem kendisinin araç hem kendisinin gaye olması ve üstüne kapanması çok şey geliyor, sıkıntılı bir şey. Peki bunun için söyledim. Hayatta elde ettiğimiz ve bize kredi olarak açılmış bulunan bu imkanı nasıl yaşamayı diliyoruz, nasıl bir sonuç ve nasıl bir amaç hayatta gözetiyoruz? Ben Deniz Kaliteciyim aynı zamanda, Kalite Ajansı Başkanıyım ve biz bir fakülteyle alakalı çalışmamızda önce fakülteden bir dünya tabii mesaisi var fakültenin, araştırma alanında var, eğitim alanında var, efendim topluma katkı alanında var, kalite güvenlik güvence sistemleri alanında var. Pek çok boyutta faaliyetleri var. Şimdi bunlarla ilgili bize sordukları zaman biz önce onlara diyoruz ki bir defa sizin vizyonunuz ne? Onlar da bize diyorlar ki vizyon ne? Önce oradan başlıyoruz. Vizyon benim en güzel tabirle söylediğim şey kendinizi ileride nerede görmek istiyorsunuz? Bu sizin vizyonunuz. Kurduğunuz hayal. Dolayısıyla hepinizin aslında bir vizyonu var. İleride kendinizi bir yerde görmeyi hayal ediyorsunuz. Bu kesin. O görmek istediğiniz yerde hayal ettiğiniz için bugün belli bir enerji, belli bir aksiyon, belli bir hareketlilik üzeresiniz. Vizyonunuz olmasa tükenirsiniz. Tükenince de yaratılışımız böyle bu arada. Bu anlamda hayvanlardan ayrıyız. Hayvanlar belli ki bir vizyon oluşturmuyorlar. Yani şurada kedi yarınlarda 3 sene sonra kendisini kürsüde hayal etmiyor mesela. Öyle bir vizyon kurma şeyi yok. Yani bu bir insani yaradanın bizi var edenin bize bahşettiği bir şey. İlla bir hedef kuruyoruz. Bir yerlerde kendimizi gelecekte görmek istiyoruz. Ve bugünden onun için çabalıyoruz. Gayet anlaşılır bir şey. Yani öğrenci ise hocasına bakar. Ben de bunun gibi ileride hoca olmalıyım der. Özenir, hayalini kurar. Sonra hocasına yavaş yavaş gider, onun hatıratını dinlemek ister. Nasıl oluyor, bu yol nasıl yürünüyor, nasıl hoca olmanın yolu nedir? Bir gün gelir, biraz cesaretini toplar, hocam benden de olur mu? Hani ben de böyle şeyler düşünmeye başladım diye. Bu vizyonumuz bizim. Bir de şöyle bir şey var, vizyonumuzu tüketiyoruz. Yani lisedeyken vizyonunuz üniversite öğrencisi olmak oluyor. Gelip üniversite öğrencisi oluyorsunuz. Çok geçmeden bu vizyon, o büyüsü kayboluyor. Ortaokuldayken de lise öğrencisi olmayı bir vizyon olarak seçmiştik kendimize. İleride lise öğrencisi olacağım şöyle diye o abilere, ablalara bakıyorduk. İlkokuldayken de ortaokulu vizyon olarak kendimize seçmiştik. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bu vizyonlara kavuşunca böyle köpüğe iğne ucu değmesi gibi birdenbire patlıyor mu? Ne oluyor? Şeyi kaçıyor yani. O güzelliği kayboluyor. O beklediğiniz heyecanı, zevki çok kısa bir süre size yaşatır gibi oluyor. Sonra diyor ki kendine yeni bir vizyon seçer misin? Niye? Çünkü bu vizyona vardık. Ya ben bu vizyona varmak için ne yollar teptim? Şöyle heyecanlanmalıydım, mutlu olmalıydım. Buraya mutlu olmak için geldim. Hayır. Sanki içimizde bir program kendiliğine çalışıyor ve vizyona varınca diyor ki yeni bir vizyon kendinize seçer misiniz? Haydi yeni bir şey. Üniversitedeyken bir arkadaş böyle güzel not tutuyor dersi. Çoğu arkadaş yazmıyor. Fotokopiciden onun notlarını alıyor. O bizim katibimiz gibi. Bu da biliyor ki herkes onun notlarını fotokopiden çoğaltacak. Kenarlara duygusal mesajlar yazıyor millete. Bir notun sonuna doğru gelmiştim böyle. Millet de meraktan okuyor onun şeylerini, haşiyelerini. Şeyin sonuydu, fotokopilerin. Yazmıştı ki ben bu notumu
her sonu başka bir sonun başlangıcı yapanlara ithaf ediyorum. Bir saniye kafam karıştı ya. Kaç tane son var burada? Başlangıcını bir daha okuyorsunuz. Her sonu bir başka sonun başlangıcı yapanlar. Ya bu bildiğin kısır döngü. Bildiğin kısır döngü. Her defasında bir sona geliyorsunuz ve her geldiğiniz sonda artık sona geldim demenize fırsat bile vermeden hadi başka bir sonun başlangıcına gel diyor. E ne yapayım, onun da sonuna gelince yeni bir başlangıç yapacaksam ben sıkıldım bu oyundan dersiniz. Hayat bunu dedirtiyor. İster şimdi dersiniz, ister işe başladığınızda dersiniz, ister işin de havası kaçtığında evlendiğinizde dersiniz, isterseniz çocuk sahibi olduğunuzda dersiniz, demediyseniz, çok geciktiyseniz emekli olduğunuzda, emekliye yaklaştığınızda sıkıldım ben bu oyundan. Her defasında bir yeri hedef seçiyorum kendime ve oraya varınca bir şey olmuyor. Merdiven gibi çıkıyorum sanki, bir şey olmuyor. Neye ihtiyaç duyuyoruz? O arkadaşın notu üzerinden söylüyorum. Kısır döngüden çıkmak için artık sonu olmayan bir başlangıca başlangıç yapmak istiyoruz. Öyle bir başlangıç yapalım ki bunun bir sonu olmasın. Bu örüntüyü çocuk bile çabucak çözer. Her defasında sonlu başlangıçlar sıkar. Dolayısıyla hayat bize en çok bunu öğretiyor. Burada eğer hedefini buradan seçersen, gayeni buradan seçersen, yolu yok, oraya sen vardığında ben sana yeni bir gaye seç diyeceğim. Çünkü benden seçeceğin bütün amaçlar hepsi sonludur. Bu dünyadan seçeceğiniz bütün amaçların en temel karakteristiği sonlu olmalarıdır. Bundan yıllar önceydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Saray'ın kapısının önünde o zamanki devlet başkanı, neydi adamın adı? George Bush, birini bekliyor devretmek için. Kimi bekliyor? Barack Obama'yı bekliyor. Ben de böyle bakıyorum. Yani hayatta diyorum gelebileceğim en yüksek makam. Düşünebiliyorsunuz, vizyon seçmeye bak sen. Dünyada diyorum en âli mertebe burası. Gelebilir misin? Zor yani. Oranın vatandaşlığı bile yok sende. Ama elin oğlu gelmiş diyorsun yani. Bak şimdi ne adımlarla yürüyor. Şundaki ihtişama bak ya. Bir de böyle kara kara yürüyor. Kıvırcık kıvırcık saçlar. Kendini onda görüyorsun. Adamın adı Barak. Baraka. Baba Müslüman. Oo, oradan benziyoruz. Baba bir, baba aynı. Tamam, anne tarafı farklı. O da Afrika'dan veya baba Afrikalı ve Müslüman. Anne tarafı herhalde oradan. Baba bırakıp gitmiş sonra. Hayat hikayesini gidip okuyorsun. Aslında hani varılmayacak bir hedefte değil. Onun üzerinden üçgen benzerliği gibi yapıyorsun ve bir hayal yaşıyorsun yani. Sonra ne olacak peki dediğinde, hani biraz kuş bakışı bakayım buna dediğinde, daha akıl dolu bakayım dediğinde, hani adam sonsuza kavuşmadı ki. İşte bak kapının bu ucunda George W. Bush bırakıyor gidiyor, adamın yüzü dökük. Böyle bizdeki devir teslimlerde gibi. Ortada çiçek, sağdakinin suratı böyle, ne kadar çabuk geçti diye. Soldaki de böyle, bitmez abi bu. Yani 4 yıl, bitmez. Öyle bir çiçeğe sarılmış ki yani, o sanki şeye yani, oradan ebediyete geçiyor. Yok işte bak, nereye geçeceğin sağ tarafta görünüyor. Şekil 1A, şekil 1B. Öyle yan yana. Kıyısındasın geçişin. Yakında biri diyecek ki, abi sağ tarafa kayar mısın? Bana görev verdiler. Ben solda çiçeği almak istiyorum diye. Vizyonlarınızı bu kadar hızlı tüketmek istemezdim. Ama
lojik bakmak istiyorsanız, üstten bakmak istiyorsanız, yaşaya yaşaya her defasında başınızı duvara vura vura olmuyor, olmuyor, istediğime kavuşamıyorum diye böyle dövüne dövüne öğrenmek yerine Allah bize vizyon kurabilmeyi öğrettiği gibi vizyonu da aşan hayaller kurabilmeyi de öğretmiş. İlerisine de taşınabiliyoruz. Nasıl taşınıyoruz ilerisine? Hiç okul okumamış annemin basit bir sorusuyla. Annemin tek kelimelik bir sorusu var ve adamı çıldırtır. Nedir bu sorusu? Biraz Erzurum ağzıyla ne olacak? Annem böyle sorar. İşte şöyle olacak, böyle olacak, işte İstanbul'a gideceğim, teknik üniversite okuyacağım falan, bir heyecana girmişim diyelim. Annem böyle, ne olacak? Yani mezun olacağım diyorsun, hemen aynı soruyu oraya yapıştırıyor. Ne olacak? Ya iş bulacağım diyorsun, hemen aynı soruyu oraya yapıştırıyor. Ne olacak? Öyle bir soru ki bizim matematikteki sıfır yutan eleman yanında çaresiz kalır yani. Sıfır bile onunla karşılaşmak istemez. Çünkü onu da yutar. Kara delik gibi bir şey yani. Ya en sonunda şey diyorsunuz. Yani bir şey olacağı yok işte anne. Biz de bir hayat yaşayacağız deyip hayatı basite aldıran o cevabı vermek zorundasınız. Verince ha iyi tamam bunu bil de der gibi oluyor. Ama bu bizi kesmez. Biz bundan çok daha ötesinde varlıklarız. Biz sonlu başlangıçların ötesini arayabilen varlıklarız. Kimimiz bu dünyada arıyoruz? Gerçekten bu dünyada sonsuz bir başlangıç yapmayı aklından geçirmek bile süzme yani safiyane cunun demek. Neden? Sınırlı kaynaklarda, sınırlı bir ortamda sonsuz bir başlangıç yapmak mümkün değil. Sana bana bile yetmez. Habil ve Kabil iki kişiydiler. Dünyada babanın iki evladı yetmedi. Biri diğerinden kurtulmak istedi. Şimdi bu kadar kalabalık insanız. Hangi birimize yeter? Yetmez. Dolayısıyla hedefimizi ve gayemizi iki şey, önünüzde iki yol var. Bir, amacınızı buradan seçmeye devam edeceksiniz. Ve ben size örüntünün devamını söyleyeceğim. Her defasında buradan seçtiğiniz amaçlar ne kadar iyi olursa olsun ve ne kadar üst olursa olsun ve isterse gerçekleşsin. Bu arada her vizyon gerçekleşmez. Çoğu vizyon gerçekleşmez bu dünyada. Çoğu insan böyle bunu yapan adamın fabrikası gibi fabrikası olsun, zengin olayım, bilmem Facebook'un sahibi gibi olayım falan gibi hayaller kurar. Ama milyarlarcası bu hayali kuran bir vizyon olarak oluşturur ama yakından bile geçemez. Ben vardığınız durumları konuşuyorum. O vizyona vardığınızda bile o vizyon size aradığın burada değildi diyecek. Nitekim ben o arkadaşa böyle ekranda bakarken senin de bir gün buradan gittiğini göreceğiz dedim. Ama içimden göreceksin ama adam neler yaşayacak diye bir karşı ses vardı. Ne olacak? 4 yılını tamamladı. 2. 4 yılına zor seçildi. Onu da ya hakikaten böyle göz açır kaparcasına tamamladı. Ardından bir tane şişko bir adam geldi. Çekil bakayım dedi. Benim sıram dedi. Onu gönderdi. Bir de adamı yan tarafa oturttular devir teslimde. Yüzü bir buruktu böyle. Yani dünkü bir numaralı adam kenarda Haziran'dan biri gibi. Dedim işte bu. İşte bu sahneyi görmek istiyordum. Ve o merasimi o sahneyi görmek için özellikle izledim ve hep ona baktım böyle. Sonra o şişko adamın da helikoptere bindirilip geriye mektup bile yazmadan perişan haldeki gidişini hepiniz izlediniz. Bu dünyadaki bir numaralı pozisyon. O da kimseye bir şey vaat etmiyor. Ancak gelip geçiyor. Ve sonrasında bir emekli olarak hayatın kıyısında ölüm tarihinizin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Şu düşünceler var aklınızda. Bu hayat aslında çok anlamsız bir yer. Sıfırdan başlayıp sıfırla sonlanan bir yer. Doğarken insanın varlığı sıfırdan başlayan bir varlık.
ölürken de sıfırla sonlanan, anne karnında annenin yedikleriyle toparlanan cenin bir bedene kavuşuyor. Rahim çok özel bir kapsül. Çok özel bir kapsül. Orada insan oluşuyor, yaratılıyor. Dışarıdan gelen maydanozdan, patlıcandan, envai çeşit gıdadan bir insan kaşıyla, gözüyle, kaşlarıyla, saçlarıyla böyle gün yüzüne çıkıyor. Olağanüstü bir şey. Şimdi oranın rahmin çok özel olduğuna ikna olduğunuzu tahmin ediyorum. Ama onun simetriği de o kadar özel bence. Çünkü onun topladığını o çözüyor. Biri diğerinin tam asimetri, tam tersi yani. Neresi orası? Kabir. Kabirde çözüyor. Kabire koyuyorsunuz, hemen bakteriler diyorlar ki geldi bizimki. Bir icraat başlatıyorlar, derisinden başlıyorlar. Hiçbir şeyini bırakmıyorlar, tırnağını, hepsini tekrardan toprağa iade ediyorlar. Vaktiyle toprağın domatesi, patlıcanı ürettiği o haline geri çeviriyorlar. Dolayısıyla şu kadar toprak yığınının yine şu kadar toprak yığınına tam bir dönüşümle dönüştüğü varlıklarız biz. Sadece suyun ekosistemi ve dönüşümünü düşünmeyin. Bizim kendi gerçek dönüşümümüzü de düşünün. Topraktan yaratılıyoruz. Minha halaknakum buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve fiha nu'idukum. Ve sizi yine oraya iade ediyoruz. Eğer bu kadardan ibaretse hayatın içerisindekiler de kurulan vizyonlarla bu kadar çabuk annemin sorusuyla kaybediliyorsa bize o zaman başka bir yerden vizyon seçmek. İşte neden ilahiyat fakültesi diğer fakültelerden ayrıdır derseniz cevabı burada saklı. İlahiyat fakültesinde okutulan bilim insana sonsuzdan vizyon seçmeyi, denemeyi öğreten, en azından bunun kapısını aralayan ayrı bir üst bakış açısı. Sığ aşağıda kalan ve her defasında yerel amaçlar seçen, yerel ve sonlu amaçlar seçen bakış açılarının hepsinin fevkinde. Yani mühendislikte gitseniz seçeceğiniz bütün vizyonlar buraya dahildir. Tıpta gitseniz seçeceğiniz bütün vizyonlar buraya dahildir. Meğer ki ilahiyat bilimlerinden destek alasınız da yapacağınız mesleği bu kez yerel amaçlar uğruna değil de dikeyde yaradanın hatırına icra edeseniz de icabında bir mühendis olarak, icabında bir avukat olarak ama bu kez sonsuzdan bir gaye seçerek yükselesiniz. Cenab-ı Hak bu iki çığırı dünyada bizim önümüze açmış. İnna hedeynâ hussevîle immâ şâkirân ve immâ kafûrâ. Biz yolu insanın önüne açtık. Başta bizi böyle yaratmış. Bu yaratılışımızdaki farklılığa dikkatinizi vermezseniz o zaman hani böyle şeyler, hayali şeyler konuşuyoruz. İşte aforizmalar falan. Güzel de kardeşim karın doyurmuyor gibi bakabilirsiniz. Ama biz gerçekten farklı varlıklarız. Ve gerçekten böyle bir hayvanlardan ayrı sonsuza dair bir beklentiyi, sorgulamayı, amaca dair bir arayışı gerçekten yaşıyoruz. Hiç dinle alakası olmayan, bakın gidin şurada bir tane kahvehaneye, şöyle kahvenin masalardan en az birinde ya böyle hayatın diye başlayan cümleleri ve akabinde gelen bu cümlelerin değersizliğini anlatan tecrübeleri dinleyeceksiniz. Hiç din, diyanetten söz etmiyorum. İlahiyatçı olmaktan falan da söz etmiyorum. Hayatın kendi tecrübesi de, doğası da, potansiyeli de, marjı da bu kadardır. Başka bir tarafa gidin, efkarlanmış, kadeh kaldıran insanları. Konuşacakları, konuların varacağı sınır burasıdır. Abi ne olacak, yalan dünya be. Diyecekleri o hududu onlar da biliyorlar. O zaman bir sorunun cevabını çok iyi bilmemiz lazım. Eğer hepsi bundan ibaretse o zaman gerçeğin karanlık yüzünü kabullenmek, girdiğimiz sokağın çıkmaz sokak olduğunu kabullenmek, içselleştirmek, buna alışmak lazım. Sonrası da
bu sokakta sokağın sonuna varıncaya kadar eğlenmek, eğlenmek adına ne derseniz. Başka bir şey kalmıyor geriye. Yani karanlığı kabul ettiğinizde, yokluğu kabul ettiğinizde, her şey bundan ibaretmiş kabul ettiğinizde, makul olan da bununla bir süre oyalanmak. İn hiye illa hayatun dünya. Hepsi bu dünya hayatımız işte dediğiniz. Bu seçenek favori bir seçenek. Yani belki görünümü çok cali bir dikkat değil. Çok beğenili değil. Çok böyle parıltılı değil. Film olsa istemezsiniz. Ama filmin girişinde ise bir yere çıkmayan, hiçbir ümidi olmayan, karanlık çıkmaz bir sokak. Sonu yok, heyecanı yok, kurgusu yok. Öyle bir şeydi yani. Abi biz Türk filmlerini izlerken ne yapıyoruz? Öyle bir sonunda bir düğüne açılıyoruz öyle. Ondan sonra aman Allah'ım evet sıkıntılar geçti. Ve bir dünya kuruluyor böyle sanki sonsuza uzayan. Böyle bir beklentimiz var, bir sonuç istiyoruz. Bir amaç, bir çıktı, kalıcı bir şeyler. Ama insanlığın çoğu olaya buradan baktığımızda diyor ki hayat böyle bir yer arkadaşlar. Yani çıkmaz bir sokak, bir sonrası yok. Doğum dediğimiz tesadüflere bağlı olarak, rastlantısal, kör ve karanlık süreçlerde kazara ortaya çıkmış bir yaşam alanı. Dolayısıyla da sonlanıyor, karbon oluyorsunuz, bir şey yok yani. Kötü haber maalesef. Bundan daha kötü haber yok. Dünyaya gelen çocuğa ilk söyleyeceğiniz şey kötü haber. Geldiğin yer bir yere çıkmıyor. Eğer yani daha iyi bir yere gidecektin de buraya geldinse yanlış yere geldin. Ben söyleyeyim burası bir yere çıkmıyor. Yani eğer bunu söyleyeceğiniz çocuğunuzun biraz aklı başına gelince size söyleyeceği şey de baba niçin bunu göz aldın? Yani sen geldin gördün madem bir yere çıkmıyor yani. Beni niye böyle bir çıkmaz sokağın içerisine çektin? Bir yere çıkmıyorduysa bu ıstırap niye, bu okumalar niye, bu ilkokullar, ortaokullar, liseler hepsi bir o kadar çalışabilmek için mi? 20 sene oku, 20 sene çalış, sonra da 20 sene kenarda bekle, seni iskartaya ayırıyoruz, çözülüyorsun arkadaş. De ondan sonra gönder, ne anlamı var, niye bu garibanı getiriyorsun? Yani bir saniye nereden getiriyorsun ki? Bu da bir belirsiz bir yerden getirmiyoruz, bilmiyoruz. Ama bu kadar garip gözüken bu seçenek dediğim gibi favori. Ve üstelik üzerinde bilimsel bir böyle şey var. Budur diyor. Bilim diyor ki doğrusu budur. İnsan böyle bir varlıktır. Yaşadığı süreç böyle bir akim süreçtir. Sonrası yoktur. Her şey burada yaşar biter ve hiçbir şey kalmaz geriye. Kötü bir haber. Böyle olmamalıydı. Hani duygularımız bize daha güzel şeyler olsaydı dedirtiyor. Ve ateistler de diyorlar ki siz de tam da bu yer, burada dini üretiyorsunuz işte. Yani din sizin duygusal üretiminiz. Beğenmiyorsunuz sonucu. Ya böyle olmamalıydı diye. Hani filmden çıkıp da filmi beğenmeyince film şöyle olsaydı, ben bu filmi yazsaydım böyle yazardım. Onu oradan kurtarırdım. Sonra o kızla buluştururdum, onlara bir düğün dernek yapardım, böyle falan der gibi yani. Beğenmiyorsunuz sonucu, dolayısıyla da sevdiklerinizden ayrıldığınız için üzgünsünüz. Kurduğunuz hayallerinizin bittiği için üzgünsünüz. Dolayısıyla başka bir hayal kurup ötede onlarla buluştuğunuzu hayal ediyorsunuz. Sonra da bunu adı konulmamış bir yalan olarak bir dizi maddeler halinde yazıyorsunuz. Biri yazmış geçmişte. Ve sonra sizler de buna tav oluyorsunuz. Bu kanıtlı, delilli, sahici, gerçekçi olan bir şey değil. Bir kurgudan ibaret, bir yalandan ibaret. O yüzden biz diyorlar bunu kabul etmiyoruz. Bu seçeneği konuşmak, hele hele ilahiyat öğrencileriyle beraber, elbette kulak tırmalayıcı olabilir. Ama bu bizim karşı tezimiz. Yani karşı tezimizi konuşmayarak, karşı tezini bilmeyerek, onunla ilgilenmeyerek yol alamayız. Ya karşı tez doğruysa?
tez ve antitez, yani birini seçecekseniz herkes doğru olanı seçmek ister. Gerçekçi olanı seçmek ister. Bazen acı da olsa gerçek olanı tercih edersiniz. Çünkü duygularınız değil, akleden yanınız daha önemlidir. Cenab-ı Hak ne diyor? وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْعًا Duygularınızla bazen bir şeyden hoşlanmazsınız. Yani duyguların hoşlanmıyor o şeyden. Ama وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ O sizin için iyi olabilir. Dolayısıyla aklederek bu benim için iyi mi kötü mü diye bulduğunuz doğru seçenek sizin hoşunuza gitmese de sizin için doğru olan seçenek odur. Bilim de diyor ki biz inanan kimselere diyor ki maalesef sevmeseniz de hoşunuza gitmese de yani biz de kabul ediyoruz diyorlar. Acı bir gerçek. Adam diyor ben kabul ediyorum. Çok acı bir gerçek. Hollywood film yapıcısı Woody Allen herhalde. Yanlış adını hatırlamıyorsam. Diyor ki adam bir pazar sohbetinde böyle Amerikan televizyonunda karşısında kendisi gibi olgun insanlar var. Böyle diyor yani. Gerçek bu diyor. Ben diyor bu gerçeği sizin gibi en az ben de düşündükçe altında kalıyorum. Çok acı veriyor bana diyor. Bakın diyor bu kadar film yapmışım, bu kadar bilinirliğim var, bu kadar servet yapmışım diyor. Bir an diyor anlamsız olacak diyor. Biteceğim diyor her şey bitecek. Ya da diyor dünya diyor bir kara deliğin yanından geçecek. Kara delik çekecek dünya her şey bitecek. Devletler de bitecek. İnsanlık olarak kurduğumuz medeniyetlerin izi bile kalmayacak. Böyle diyor yani. Ama diyor ne yapalım böyle diye şimdi. Gidip hemen mi intihar edelim? Yok. Madem gelmişiz diyor. Madem gelmişiz diyorum bilmiyorum. Gelmek ayrı bir kelime. Bir yerden geldiğini düşündüm. Madem varız hani biraz oyalanalım diye ben diyor bir şeyler yapmayı seçiyorum. Film yapıyorum o yüzden diyor. Aktrisleri tanıyorum. Onların karakterlerini seçiyorum. Sınıflandırıyorum. Yani zaman geçiriyorum diyor. Sizi de önerebileceğim en iyi şey you have to distract yourselves. Dikkatinizi dağıtmaya çalışın. Kendinizi oyalayın. Buna ne deniyor bizim Türkçemizde? Diyor ki geliyorlar diyor ki iyi zaman öldürdük. Girişte konuştuğumuz en önemli sermayemiz sandığımız şeyi bu yaşam biçimi ve bu hayat tarzı ve anlayışı sözüm ona bilimsel olan en güzel şekilde öldürebilmeyi başarı sayıyor. Çok zaman geçmiş, farkında olmadan ne güzel zaman öldürmüşüz diyebilmeyi başarı sayıyor. Artık her şeyin kaybettiğin yerdesin demektir. Saçmaladığın yerdesin demektir. Ve ben diyor, böyle zaman öldüre öldüre bu can yakıcı soruların üzerine hücum etmesini engelliyorum. O yüzden yalnız kalmayı pek seçmem. Çoğunlukla partilerde gözükürüm, içerim, eğlenirim. Vaktimi böyle iyi geçirmeye bakarım. Bir gün gelir de artık bu bedenimin güzel vakit geçirmeye artık elverişli olmadığını değerlendirdiğimde, yani yediklerinizden zevk alamıyorsunuz, içtiklerinizden zevk alamıyorsunuz, bedeniniz yaşlanmış gari. Doktor diyor ki yani bundan sonra eskisi gibi içemezsin, bundan sonra eskisi gibi bu şekilde eğlenemezsin vesaire. Baktım diyor artık doyuma ulaştı veya sınıra dayandı. Gider, gideceğim diyor, sıramı alacağım diyor. Ötenazinin meşru olduğu ülkelerden birinde ve diyor, güzellikle diyor, son vereceğim diyor. Öyle hani benim küçüklükte bir oyuncağım vardı böyle, pili bitmeye doğru böyle gıy, 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 gıy. Yani böyle o kadar yavaş ilerliyordu ki pilinin son demleri. Acıyordum ona ya böyle, sanki çok acı çekiyormuş gibi geliyordu bana. O adam oralara kalmadan diyor, öyle diyor zorlanarak diyor, haydi haydi, erkenden gideceğim diyor, son vereceğim diyor. Birdenbire film kopacak, o gördüğüm ve kendim sandığım ama aslında bir halüsinasyon olan veya illüzyon olan, vehim diyelim Arapçasıyla, o şey kaybolacak ve ben yok olacağım. Dikkat ettiniz mi? Adam aslında hayatı inkar etmiyor sadece. Hayatın gerçekliğini de inkar etmiyor sadece. Kendisini de inkar ediyor. Ben de yokum diyor. Peki o ben diye hissettiğimiz
gece yastığımıza başımızı koyduğumuzda düşündüğümüz, girişten beri vizyon seçerken kendimizi görmek istediğimiz o kişi, karşımızdakiyle konuştuğumuz, sevgisini paylaştığımız yok mu aslında? Anneniz yok mu aslında? O konuştuğunuz, size sarıp öpüp koklayan, sizi sevgisiyle büyütmüş olan gerçek bir kişilik aslında yok mu? O kendisini var zannediyor. Beyninin sağ tarafı diyor bir hikaye yazıyor, sol tarafı başka bir hikaye yazıyor. İkisinin arasında kişi kalıyor, o esnada bir vehim oluşuyor varmış gibi kendisini zannederken karar alıyor ve orada bir benlik yanılsaması oluşuyor. Aslında sen yoksun. Ya meğer adam bizi ilkokuldan almış sınıfa, ilkokulda girmişiz adamın mektebine, ilkokul okutmuş, ortaokul okutmuş, lise okutmuş, üniversite okutmuş. Üniversite mezun ederken bize söylediği şey şu, sen yoksun. Bana bunu mu öğretecektin yani? Ya gelirken bile daha bilgeydim, kendimi var biliyordum işte, o cehaletindi senin. Seni buradan çıkardım, sen yoksun. Ve bu bir felsefe, akım ama arkasında bilimin de olduğu bir yaklaşım. Bunun bir yaşam tarzı var, bir hayat anlayışı var ve burada doğrular da yanlışlar da görece. Yani gerçek anlamda doğru ve yanlış da yok. Toplum bazı şeyleri edinim olarak edinmiş olabilir. Ahlaki olanlar da dahil ama hepsinin, hiçbirinin dağlarda kazınmış köklü bir referansı yok. Çünkü sıfırdan gelen maddenin kendisi, varlığın kendisi yoktan geliyorsa, varlığa dair özellikler, davranış biçimlerinin doğrusu, iyisi, yanlışı, kötüsü, güzeli, çirkini olur mu? Bu son derece vahşiydi aynı zamanda. Adam kendisini öldürmekten söz ediyor. Sonra tarikat kuruyor, birlikte oturup ölüm seansları düzenliyorlar. 20-30 kişi steril odada gaz veriyorlar odaya. Birlikte beraber ölüm gerçekleştiriyorlar. Ve bir şey yapmadıklarını düşünüyorlar. Çünkü diyorlar ki zaten aslında yoktuk. Sadece baloncuğu iğne ucuyla patlattık. Karşımızdaki tez insanlara bunu söylüyor. Bize de sen de yoksun diyor. Peki kendimizi inkar bu kadar kolay bir şey mi? Dönüp kendinizle konuşacaksınız. Ben gerçekten yok muyum ya? Kendimi bir yanılgı içerisinde mi görüyorum? Ne demiş? Düşünüyorsam öyleyse varım. Belki insan etrafındaki şeylerin varlığından şüphe edebilir. Çünkü benim gözüme sizin oturduğunuz sandalyelerden yansıyan sarı ışıklar ve arada sizin suretlerinizden yansıyan rengarenk sadece ışıklar. Bu ışıklar benim gözümden geçerken zayıf elektrik sinyallerine dönüşüyorlar. Bunlar benim beynime gelinceye kadar sadece bir elektrik olarak geliyor. İcabında arada bir yerden elektrik üretiliyor da yanıltıyor olabilirim. Yani hiç dış dünyamda böyle bir dünya olmayabilir. Bunları konuşabilirsiniz. Dışarıdaki her şeyin yalan olduğundan şüphe edebilirsiniz. Peki ya kendiniz? Kendi içinizdeki kendi varlığınız? O da mı yalan? Hani diyor ya bu da mı gol değil? O da mı yalan? Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle diyor. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ Göklerin Rabbine andolsun ve yerin Rabbine andolsun ki o kesinlikle haktır. Dediği kesinlikle haktır dediği kendi vaadi. Hani sonsuz, son olmayan bir başlangıç, sonsuza başlama. Bu hayatta asla benzeri olmadığını söylediğiniz Cenab-ı Hak hayır hayır gerçek diyor. Peki ne kadar gerçek dediğimizde, ya biz buradaki şeylerin bile gerçekliğinden emin olamıyoruz. Senin bize öteye dair söylediğin şeyin gerçekliğinden ne kadar emin olabiliriz dediğimizde neye benzetmiş? Biliyor musunuz vaadinin gerçekliğini? اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Sizin nutkunuz kadar haktır. Bizde, bizim tarafta en sağlam seçtiği yer Cenab-ı Hakk'ın nutkumuz mu?
Çok şaşırmıştım ayetin innehu lehakkun misle ma ennekum tantikun. O haktır, şu sizin nutkunuz gibi demesini. Ya elinizle tuttuğunuz kadar haktır dese, dayandığınız dağ kadar haktır dese, hani bastığınız zemin kadar haktır dese, demek bunlardan daha sağlam ayaklarımızı bastığımız bir yer var içimizde. O nutkumuz, o iç sesimiz. O yüzden hak veriyorum. Düşünüyorsam öyleyse varım diyen kişi, varlığının keskin zeminini sağlamca doğru seçmiş. En azından düşünüyorum, bak yani bu varlığından eminim. Hadi başka şeylerden tut ki emin değilim, ama bundan eminim. Dolayısıyla buradan tutup halıyı altlarından çekmeye başlayacağız. Yalan konuşuyorsun, ben yok değilim, ben varım. Ben varım, kendi varlığımı senin bana beyanına dayanarak inkar edemem. Bir defa bu saçma olur, çünkü ben yoksam sen zaten hiç yoksun. Ben kendi varlığıma güvenmeyip dayanmayacaksam, senin haricen dışarıdan bana söylediğine ve anlattığına nasıl güvenip kendimi inkar edeyim? Dur hele, çekil kenara, ben varım. Peki kendi varlığımı nasıl ispat edebilirim? Karşınızdaki bir kimsenin varlığını nasıl ispat edebilirsiniz? Adamın yani bedensel hali topraktan ibaret. Onun nereden gelip toplandığını biliyorsunuz. Ve nereye varacağını da biliyorsunuz. Dolayısıyla varlık olarak başka bir şeyden söz ediyoruz. Çünkü toprak olan kısmının ödünç olduğunu biliyoruz. Tahtadaki tebeşir tozları gibi silince hepsi dökülüyor. Bedenimiz de öyle, tekrar toprağa dökülüyor. Ama bu bedeni kullanan ve bizimle hayatı paylaşan biri tanıdık biz. Biz dışa vurduğu çıktıları üzerinden tanıdık. Dışarı vurduğu çıktıları üzerinden tanıdık. Kendisiyle hiçbir zaman yüzleşemedik. Yani en çok tanıdığınızı zannettiğiniz annenizin öz ve öz kendisiyle hiçbir zaman yüzleşemediniz. Eğer vefat ettiyse şu an gitseniz toprakta bütün malzemesi duruyor. O değildi zaten. Yüzü, gözü hepsi duruyor orada. Toprak olmuş. Ama öz benliği kendisi, onunla hiçbir zaman erişim sağlayamadık. Sadece çıktıları üzerinden ayet ayet annemizi tanıdık. Ve onu anlatırken de hep bu dışa vurduğu çıktılar üzerinden anlatıyoruz. Şöyle gülerdi, beni şöyle kucaklardı, bana şöyle derdi. Bu bahsettiklerimiz onun çıktıları, kendisi değil. Bir insanın üç tane temel çıktısı var. Bir ses olarak sözleri, iki eylem olarak fiilleri, üç ne olabilir? Tabi hadisçi olmadığınız için bilmiyorsunuz. Hadisçiler bilir. Üçüncüsü de takrir. Yani bulunduğu ortamda bir şeye ses çıkarmaması. Ne söz söylüyor, ne de eylemde bulunuyor. Onaylıyor, takrir diyoruz. Hadi takrir biraz gizli bir çıktı. Onu kenara koydum. Bir de bizde şemail var. Onu da kenara koydum. İki temel çıktıdan biz insanları tanıyoruz. Yani sınıfa ilk defa girdiniz. Karşıda bir arkadaş. Gördünüz, gözünüze kestirdiniz, onu tanımak istiyorsunuz. Böyle bakarak onu tanıyabilir misiniz? O orada oturuyor, siz burada oturuyorsunuz. O kalkmıyor, siz de kalkmıyor, böyle bakıyorsunuz. Sittin sene geçti, onu tanıyamazsınız. Gidip içini açıp kendisine ulaşamazsınız. Çıktıları üzerinden tanıyabilirsiniz. Niye bu konuya vurgu yapıyorum? Eğer çıktıları üzerinden, yani dışa vurdukları üzerinden bir kimsenin varlığını kestirmek gibi bir şeyden söz ediyoruz. Bilim bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Kabul etmiyor. Çünkü bunun için kabul etmiyor biliyor musunuz? Bunu kabul ederse başka bir şeyi kabul etmek zorunda kalacağını biliyor. Eğer çıktıları üzerinden öz varlığını bir şeyin kabul edecek olursak,
Yani Ahmet işte şöyle gülen bir kimse, karakteristik yani, adamın şahsiyeti var. Şöyle davranan bir kimse, şöyledir, böyledir diye bir dünya çıktısı üzerinden onu tanımışız. Dolayısıyla onun o bedenin içerisinde bir Ahmet var. Ve biz o Ahmet'in şöyle şöyle yapabildikleri üzerinden tanıdık kendisini. Kendisini alıp tartamadık, biçemedik, hani şurası diye göremedik. Doğru. Ama bir şey var onda. Şimdi bu yaklaşımı bilim kabul etse, o zaman bu mantıksal yaklaşım üzerinden bu sefer Rabbimizi de tanımanın önü açılmış olacak. Allah'ın kendisini, öz be öz varlığını doğrudan yakalayamıyor, doğrudan tartamıyor, gözlemleyemiyor, ölçümleyemiyoruz hiçbir teknik ile. Doğrudan olanlardan. Ama dolaylı olarak yaptıkları üzerinden, tıpkı bizim yaptıklarımız gibi, konuştukları üzerinden, tıpkı bizim konuştuğumuz gibi, varlığını kestirebiliyoruz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda zatını Cenab-ı Hak hep bunlar üzerinden tanıtıyor. Huvellezî enzele mine's-semâi mâen. Gökten suyu indiren O. Huvellezî halakakum. Sizi yaratan O. Huvellezî yusavvirukum fil-erhâmi. Bunların hepsi sahipsiz eylemler. Bilimin kazara kendiliğinden sahipsiz yönetilmeyen süreçlerde oluştu dediği, boşlukta bıraktığı şeyler. Cenab-ı Hak hayır ben yaptım diyor. Ve yapıyor. Rahimlerde ceninlere şekil suret ben veriyorum. Sizi ben yaratıyorum. Eğer yaradan Allah Azze ve Celle'yi ayetleri sonuçları üzerinden tanımayı, tıpkı kendimizi tanımayı aynı yaklaşımla kabul etmeye başladığımızda iman dediğimiz yeni bir safha açılıyor. Geçenlerde bunu savunan bir ateiste muhatabı karşısındaki dedi ki hanımının seni sevdiğini nereden biliyorsun? Hatta hanımının var olduğunu nereden biliyorsun? Sevginin ölçülebilir, tartılabilir, doğrudan yakalanan bir somut karşılığı mı var? Hayır. Gözlerindeki ışıltıdan biliyorum dedi. Bana kahve yapmasından, içine sevgi katmasından biliyorum dedi. Akşama değin beni özlemesinden biliyorum dedi. Vesaire. Bu arada adamın hanımı evde demek. Bu yaşlılar henüz daha eski, traditional hayat yaşıyorlar. Ama buralardan biliyorsunuz. Başka doğrudan bilinen bir tarafı yok. Allah Azze ve Celle yaratan kendisini ayetlerin arkasında bize tanıttığı gibi kendi varlığımızı da ayetlerin arkasında oluşturmuş. Eğer Yaradan'ı inkar etmeye sırf doğrudan tanık olamıyoruz diye girişecek olursak bilimin gittiği yer doğru, kendimizi de inkarla sonlanacağız. Çünkü kendimizi de doğrudan yakalayamıyoruz. Adam diyor ki ben bu kadavrayı açıyorum, her tarafına bakıyorum. İçeride öyle hani olağanüstü bir şey yok. Kan var, toprak var, elementler var, madde var, kemik var vesaire. Yok kardeşim öyle bir şey diyor. Öyle bir yerde gizli bir kara kutu, gizli bir şey yok diyor. Dolayısıyla bu beyninde kendisini vehmetmiş, zannetmiş bir kimse. Hayat karanlık bir süreç ve biz bile yokuz, varlık yok, hiçbir şey yok, bir yanılsamadan ibaret. Bu alternatifin biri. Bu mu makul, yoksa biz kendi varlığımızı hayatımız boyunca pozitif tecrübeler üzerinden değerlendirdiğimiz ve dolayısıyla bir yapanımız olması gerektiğini kestirdiğimiz yaklaşım mı daha mantıklı? Üniversite öğrencileriyseniz, hepiniz ortaokul, lise okudunuz, üniversite okuyorsunuz. Hayattaki en bilindik tecrübeden bahsediyorum. Ve iddia ediyorum istisnası yok. En bilindik tecrübe, istisnası yok. Yani en pozitif bilim diyebilirsiniz buna. Bir ürün, herhangi bir ürün, bu da olabilir. Bu da olabilir arkadaşlar.
En basit kibrit kutusu da olabilir. Şu oturduğunuz sıralar da olabilir. Bir uçurtma da olabilir. En basit bir ürün, basit bir sistem barındırsa bile en basit bir şey düşünebilirsiniz. Bu düşüneceğiniz şeyin bir malzemesi vardır. Malzeme olmadan olmaz. Doğru mu? Doğru. Malzeme olmadan olmaz. Ham madde. Onu yapmak için siz de aynısından yapmaya kalksanız ham maddeye ihtiyaç duyarsınız. Bu, ben bundan gayri tecrübe ettim. Ham madde olmadan da kalem tıraş yapabiliyorum diyen varsa el kaldırabilir. Ses çıkarmadığınıza göre hepiniz bu tecrübede hemfikirsiniz. İki, bilgi gerektirir. Bilgisine sahip olacaksınız. Bilgi olmadan yapamazsınız. Ham madde şurada dursun, ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı, neye yarayacağını, ona dair bilgileri bilmezseniz bir şey yapamazsınız. Bilgi. Hatta belki önce bilgi vardıdan yola çıkarak önce bilgiyi konuşmalıydı. Olsun, sıralama böyle gitsin. Malzeme lazım, bilgi lazım. Peki malzemeyi buraya getirdiniz, bilgiyi de buraya getirdiniz. Ürün ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Ne lazım? Yapacak biri lazım. Bu malzemeden, bu bilgiyi kullanarak bu ürünü yapacak biri lazım. Her cümledeki özne kadar gerçek bir şeyden söz ediyorum. Hani bilim pozitif tecrübelere dayalı deniyor ya. Tamam, en pozitif tecrübemiz bu. Neyi ele alsak, kurcalasak, incelesek böyle görüyoruz. Bizim bazı arkadaşlar var, gidiyorlar batıda şeylere, fuarlara. Bir şey satın aldıkları yok. Fotoğraf çekiyorlar. Ne getiriyorlar biliyor musunuz? Bilgiyi getiriyorlar. Ve sonra malzemesine dair bilgiyi de öğreniyorlar. Geliyorlar buraya, malzemeyi sağdan soldan temin ediyorlar. Bilgiyi de hazır getirmişler. Aynı ürünü kendileri yeniden yapıyorlar. Buna da Ar-Ge diyorlar. Açılımı Arak'la getir. Ama bu sistem çalışıyor. Diyeceksiniz Batılılara yazık oluyor. Bizimkiler Arak'la getir yapıyorlar diye. Hayır, onlar bunun babasını yapmışlar. Onlar bizden bilgiyi çalmışlar. Bilgiyi alıp çalmışlar. Keşke sadece bilgiyi çalsalardı. Sonra bakmışlar ki malzeme de bizim coğrafyada. Petrol, madenler. Sonra gelip ülkemizi, ebed müddet devletimizi parçalamışlar, yıkmışlar. Malzemeyi de buradan götürmüşler. Ve sonra bir medeniyet kurmuşlar. Vahşi bir medeniyet. Bundan gayrı bir tecrübesi olan varsa, yani konuşabilir. En basitinden en şeye kadar. Bütün tecrübelerimiz buna dayanıyor. Malzeme lazım, bilgi lazım. Sonra da bu malzemeyle ve bu bilgiyle o ürünü intihac edecek, ortaya çıkaracak birine ihtiyaçla biri yapacak, iradi bir varlık bunu yapacak. Başka bir şey görmedik, bilmedik. Hiç başka bir türlü bir tecrübemiz yok. Bunu buna uyguluyoruz da. Buna uyguluyoruz. Buna da uyguluyoruz. Uygulamasanız size deli derler. Deli derler. Uçağa uyguluyoruz. İHA'ya uyguluyoruz. Sandalyeye uyguluyoruz. Adamlar nasıl yapmışlar, güzel amfi yapmışlar diye bakıyoruz bilgiyi. Neyden yapmışlar vesaire malzemeyi sonra getirip burada biz yapıyoruz. Hiç başka türlü bir tecrübemiz yok bizim hayatta. En primer olandan en karmaşık olanına kadar böyle. Peki bu kadar bu denli sağlam öğrendiğimiz bu en pozitif yanımızı kalkıp ağaçtaki fotosentez yapan yaprağa sistem mi? Sistem. Bilgi içeriyor mu? Muazzam bilgi içeriyor. Çözene kadar akla karayı seçtik. Madde gerektiriyor mu? Gerektiriyor. Malzeme de gerektiriyor. Peki bunu böyle bir denklem haline getirsek, yani bilgi artı malzeme artı fail yapacak kişi eşittir ürün. Böyle bir denklem. Çocuklara bile bu denklemi çözmek için bunlardan, bu dört tane şeyden üçünü verip birini sorsanız bilir, değil mi? Deseniz ki bilgi var, malzeme var,
yapan var. Ne çıkar ortaya eşittirin sağında? Oraya kutu yapsanız diyecek ki ürün. Güzel. Peki ürünü açalım, ürün. Bu taraftan bilgiyi kapatalım. Bilgiyi kutunun içine aldık. Kutu artı malzeme artı yapan kişi eşittir ürün. Kutuda ne var desek diyecek ki bilgi var. Değil mi? Kutuyu doğrudan görmese de denklem çözüyor. Peki bilgiyi açtık. Bilgi açıkta. Malzemeyi kutunun içine aldık. Onu bildirmeye çalışıyoruz çocuğa. Bilgi artı kutu artı yapan kişi eşittir ürün. Kutuda ne var desek diyecek ki malzeme var. Bunların hepsini yapıyor. Bağışlayın, aptal değil. Ama gelir de bilgi artı malzeme artı kutu, x demek yani kutu. Çocuklar x'i anlayamadığı için kutuya koyuyorlar. Eşittir ürün dediğinizde bunu yapan kişi olarak eğer böyle bir şeyse biliyor diyor ki yapan kişi var orada. Ürün çıkmaz ortaya. Ama bu bir ağaç olursa, bu bir insan olursa, bu bir içindeki bilgilerin muazzam olduğu bir hücre olursa, bu bir madde olursa, bu bir varlık alanında herhangi bir şey olursa, orada o kutunun içerisinde Allah olduğunu görmeye, bilmeye, kabul etmeye yanaşmıyor. Allah'ın huzuruna çıktığımızda Cenab-ı Hakk'a kendimizi nasıl savunabiliriz? Allah Azze ve Celle dese ki, yani hayatındaki hangi tecrübede yapanı olmayan bir ürünün, bilgi artı malzemenin kendiliğinden oluştuğuna ve ürüne dönüştüğüne tanık oldun da, senin gibi bu kadar istisnai bir varlık, emsaliniz yok etrafta. Hani bizim yaptıklarımız yanımızdan geçmez. Bir helikopter böceği uçakla asla karşılaştırılmaz. Arkadaşlar, helikopter böceğinin karşı karşıya bulunduğu fiziksel koşullar ayrıcalıklı mı? Yani yer küre çekim uygularken bizim uçağa çekim uyguluyor da helikopter böceğine gelince yok kardeşim buna uygulamayalım mı diyor. Aynı sertlikte, rigid bir biçimde aynı çekimi uyguluyor. Rüzgar bizim uçağı sağa sola savuruyor da buna karşı önlemler alıyoruz. Bu mini minnacık böcek o rüzgarın tesirinde etkilenmiyor mu? Hayır, hepsiyle yenişiyor. Hepsiyle yenişecek donanıma ve sistemlere sahip. Ve bizim yaptığımızdan daha mükemmel. Bizimki düz alana zor konuyor. Sinek geliyor tavana, noktasal, sıfır hızda konuyor. Ve sonra oradan ayrılıp uçuş yapabiliyor. Oradaki bilgi, malzeme, bilgi gerektirirken yapanı gerektirmiyor. Ama bizimkiler de gerektiriyor. Bunu asla kabul etmedim. Bunu kabul etmek cünun demek. Bütün tecrübelerimizde çifte standart demek. Hayata geleceksin, insanların yaptığına gelince kim yapmış diyeceksin. Yaradan'ın yaptığına gelince o soruyu sormak tabu olacak. İşte bilim adına bilim denen modern dünyanın tabusu. Kim yaptığı Yaradan'ın yaptıklarını da sormak yasak. Neden yasak? Çünkü tam da Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi Yaradan'ı tanımaya, ona karşı sorumluluk hissetmeye ve hayatı buradan ona doğru yaşamaya gelmeyen, tenezzül etmeyen müstekbir tipler. Onlar diyorlar ki biz topraktanız ve toprağa döneceğiz. Karbonuz karbon olacağız. Biz de diyoruz ki hayır. Biz ilim sahibi, Allah'ın ilmi, malzemeyi de yaratan ve bunlardan biz gibi muazzam ürün ortaya çıkaran kudrete aitiz ve ona dönmekteyiz. Bizim mottomuz bu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Makul olan da bu. Bunu duygularımızla üretmedik. Böyle olsun diye heves ettiğimizden üretmedik. Hayatımızdaki istisnasız en genel tecrübemizden yola çıktık. Bundan vazgeçseydik tımarhanelik olurduk.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.